Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, sünuat dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kudret bahsine geldik. Bu okuduğumuz yer aynı zamanda 29. sözde, ikinci maksatta geçen fail muktedirdir bahsinin çok özet bir şekli. Yine orada 29. sözün fail muktedirdir bahsinde uzun uzun, yani üçüncü esasta bu meseleler bizlere anlatılıyor. Buradan okuyacağız. Yine 29. sözden de okuyup birbiriyle ilişkilendirip misalleri açmaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ halgüküm ve lâ ba'süküm illâ kenefsin vâhide. Bu ayet-i kerimenin zaten izahı olmuş olacak. Mâ halgüküm ve lâ ba'süküm, sizin yaratılmanız ve öldükten sonra yeniden diriltilmeniz illâ kenefsin vâhide. Yani bir nefsin diriltilmesi, bir nefsin yaratılması gibidir. İşte diyelim ki kıyamet koptuktan sonra haşir meydanındaki yeniden diriliş, yeniden yaratılış, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen bütün insanlar veya hayvanat veya mevcudat veya bu dünya alem-i ahiret suretine inkılap edecek şekilde yeniden hayat bulacak. İşte bu yeniden hayat bulma içerisinde ne kadar mevcut, ne kadar varlık varsa bütün onların hepsinin diriltilmesi, bir nefsin diriltilmesi gibidir. Ayet-i Kerime bize bu dersi veriyor. Bundan sonraki kısım, işte bu ayette asıl mana, öne çıkan mana nedir aslında? Kudreti mutlakanın sonsuzluğu. Yani kudrete fail muktedirdir. Yani o fiili yapan Halik, bu gibi işleri yapmaya gücü, kuvvet, kudreti yeter. Muktedirdir de mana o. Dolayısıyla bundan sonraki kısımda Cenab-ı Hakk'ın kudretinin nasıl işlediği, kendi zatıyla olan münasebetin nasıl olup olmadığı, onların hepsi bize anlatılacak. Zira neden bu böyledir? Yani sizin yaratılmanız, öldükten sonra yeniden diriltilmeniz, bir nefsin yaratılması, diriltilmesi gibidir. Neden böyledir? Zira kudret zatiyedir. Konuşacağız. Zaten birinci noktada kudretin zatilik boyutu, zatilik özellikleri anlatılacak. Acz tahallül edemez. Kudret zati olduğundan dolayı acz kudretin içerisine giremez. Melekütiyete taalluk eder. Kudretin dokunduğu yer, çalıştığı yer, işlediği yer, harekete geçirdiği yer eşyanın melekût kısmıdır. Yani iç kısmı. O içten mana nedir? Onu da ikinci noktada inşallah konuşmuş olacağız. Eşyanın mülk boyutu, melekût boyutunu orada beraber işlemiş olacağız. Melekütiyete taalluk ettiğinden dolayı mevani tedahül edemez. Orada hiçbir mani yoktur. Nispeti kanunidir. Yani kudretin varlıklarla olan münasebetinde kanunilik cephesi vardır. Üçüncü noktada da bunlar işlenecek. Cüz ve kül, cüz'i ve külli hükmüne geçer. Yani cüz külle, cüz'i külliye eşittir, müsavidir, denk gelir. Neden dolayı? Kudretin nispeti kanuni olduğundan dolayı. Bunları özet geçiyoruz. Yani birinci, ikinci, üçüncü nokta zımnında bunların hepsi tek tek anlatılmış olacak. Biz şimdi kudret zatiyedir. Onun üzerinde biraz durmuş olalım inşallah. Birinci nokta. Kudret-i ezeliye. Tabii buradaki bahsettiğimiz kudret, ezeli kudrettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı olan, bir vasfı olan kudretten bahsediyoruz. Bu kudret nasıl bir kudrettir? Ezelidir. Başı olmayan, sonu da olmayan bir kudrettir. Zat-ı akdese,
lazime-i zaruriye-i naşiye-i zatiyedir. Şimdi öyle bir ifade kullandı ki, tabii bu bir terkip, Osmanlıca bir terkip. Osmanlıca terkipler sondan çözülür. Sondan çözülür, bir kolaylık olsun diye ifade ediyoruz. Yani kudret-i ezeliye, Cenab-ı Hakk'ın zatının lazime-i naşiye-i lazime-i zaruriyesidir. Yani onun işlerinin olsun, ister zatının olsun, olmazsa olmazıdır. Zaruriye dediği bu. Olmazsa olmazıdır. O kimdir? Allah'tır. O Allah ise, o Allah'ın kudreti onun zati özelliği olmak zorundadır. Olmazsa olmazıdır. O kudret, kudreti ezeliye olmak zorundadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın işte sıfatlarından, sıfatı seb'a, zati sıfatları, subuti sıfatları, işte diyelim ilim, sem, basar, işte hayat, kudret, kelam, tekvin. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın zatına ait özelliklerdir. Allah haydır. Allah ilim sahibidir, alimdir. Yani bir taraftan isim, diğer taraftan sıfat şeklinde. Mesela kadir dedik mi, Cenab-ı Hakk'ın evet kudretini ifade ederiz ama kadir olan Allah dediğimiz zaman isim şeklinde zikrederiz. Kadir isim olarak geçer. Ama kudreti olan Allah, kudret dediğimiz zaman sıfat olarak kullanmış oluruz. İşte ilim sıfattır, alim isimdir değil mi? İşte o işitir, o görür, o hayat sahibidir değil mi? Bu gibi Cenab-ı Hakk'ın zatına ait, yani zati sıfatları, bir de subuti olan sıfatları var. İşte bunlardan bir tanesi, yani hangisi olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın zatına ait olan özelliklerdir. Lazime-i zaruriye-i zatiyedir. Olmazsa olmazdır. Olmazsa olmazdır. Çünkü Allah diyorsun, ilah diyorsun. O Allah ancak böyle olabilir. Diğer türlü olmaz. Yani kudreti sonsuz olmayan, kudreti onun zatından olmayan ilah olamaz. O ilah mıdır? O Allah mıdır? Öyleyse kudreti sonsuzdur, ezeliyedir, zatının lazime-i zaruriye-i naşiyesidir. Çok rahat bir şekilde bunu ifade edebiliriz. İşte böyle olunca, zatının özelliği olunca, acz dediğimiz şey zıddı olduğundan, o kudret-i ezeliyenin zıddı olduğundan biz zarure, zaruriye-i zatiye ile zıddının mezzum olan zata arız olamaz. Yani o zatın kendisinin, yani zati özelliği olan kudretin içerisine o acz dediğimiz şey giremez. Giremez. Bir şey zati ise, şimdi zatinin tersi, zatiyi anlamak için tersini konuşalım. Zatinin tersi arizi. Ya kendinden olacak ya sonradan olacak. Sonradan olmaya arizi diyoruz. Arizi yani iliştirilmiş, ilintilenmiş arizi diyoruz. Kendinden olana zati diyoruz. Mahlukatta da yani mahlukatın hepsi arizidir. Ama mahlukatı birbirine nispet ettiğimiz zaman zati özellikleri olanlar vardır, arizi özellikleri olanlar vardır. Misal verelim anlaşılsın. Mesela duvara vurmuş olduğumuz boya, duvarın zati özelliği değildir, arizidir. Yani sonradan biz onu oraya vururuz. Dolayısıyla o rengi biz kazıyınca duvardan o çıkmış olur. Çıkmış olur. Onun yerine başka bir renk, diyelim beyaz renk vurmuşuz. Onun yerine onun zıddı olan siyah bir rengi vurabilir miyiz? Vururuz. Vururuz. Dolayısıyla duvarın üzerinde renk noktasında istediğimiz gibi oynarız. Çünkü niye? Oradaki renk, duvarın yüzeyindeki renk, duvarın kendi zatına ait özellik değildir. Ama daha başka bir misal vermiş olalım. Mesela elinizde diyelim bir külçe altın var. Bu altının rengi diyelim ki sarı. Sarı renkte bir altın var, bir külçe altın. Şimdi bu altının sarı rengini kazıya kazıya yok edebilir misiniz? Kazıdıkça altından başka renk veya işte sarı renk yok olup gider mi? Gitmez. Yani altını kazırsınız.
altını kazırsınız sarı yine devam eder. Çünkü o sarılık onun kendi zatıyla ilgili olan özelliktir. Dolayısıyla o ondan gitmez. Ne kadar kazırsan kazı yine sarıdır, yine sarıdır, yine sarıdır. O onun ne özelliğidir zaten. Mahlukatı bu şekilde ne yapabiliyoruz? Kıyaslayabiliyoruz. İşte zati özellik dediğimiz, yani mahlukat içerisinde, mahlukat hakikatte nedir? Arizidir hepsi. Dolayısıyla siz altını komple başka şeye değiştirebilir, başka şeye dönüştürebilirsiniz. Bakın yine arizileşiyor. Ama ben sadece renk noktasında misal verdim ki mesela anlaşılmış olsun. Cenab-ı Hakk'ın zatına ait olan bir özellik, kudret, zatidir. Zati olduğundan dolayı o zati olan zata, yani kudret onun zatının özelliğidir. Ve o zatın kendisine acz, arız olamıyor, dahil olamıyor. Dahil olamıyor, tersidir. Tersi dahil olamıyor. Çünkü dahil olması demek, içtimai zıddeyn demektir. Yani iki zıddın bir araya gelmesi demektir. Yani sonsuz kudrete, onun içine bir de sonsuz acziyet girecek. Sonsuzluk. Yani bu ne demektir? Şu bulunduğumuz ortam, şu ortam hem her tarafı %100 aydınlık olacak. Her taraf %100 aydınlık olacak. Hem de aynı anda %100 karanlık olacak. Böyle bir şey olamaz. Bir %100 aydınlıksa orada karanlık yok demektir. %100 karanlıksa orada aydınlık yok demektir. Yani sonsuz kudret, sonsuz acz ona dahil olacak. İşte dahil olamıyor. Sonsuz olmasa dahil olur. Onu konuşacağız işte aşağıda gelecek zaten. Yani mesela diyelim ki bizdeki kudret, kudret de değildir, kuvvet şeklindedir aslında. Peki bizdeki kuvvet ve kudret bizim zati özelliğimiz midir yoksa arizi özelliğimiz midir? Sonradan elde ediyoruz. Bakın çocuklukta kendimizi kaldıramıyoruz. Kundakta bakın anne karnında hiçbir şeyden haberdar değiliz. Yani yeni dünyaya gelmişken yine öyle yaş geçtikçe işte çocukluk dönemi, gençlik, kudret, güç, kuvvet işte bütün azalara, cihazlara öyle 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 sonradan geliyor. Peki sonradan gelen bu kuvvet, bu kudret bunun içerisine acziyet girebilir mi? Girer. Çünkü niye? Bunun bir sınırı var. Sınırı var. Diyelim ki güçlüsün, kuvvetlisin, gençsin. Kaç kilo kaldırabilirsin bir elinle diyelim? Kaç kilo? 50 kilo. Peki 70 kiloyu kaldırabilir misin? Kaldıramazsın. 70 kiloyu kaldıramamak ne demektir? Sen orada sana acziyet arız oldu demektir. İşte acziyet giriyor. Ama senin kuvvetin, senin kudretin, gücün sonsuz olmuş olsaydı hiçbir zaman sen hiç neyi kaldırırsan kaldır. İster atomu kaldır, ister güneşi kaldır. Fark etmez. O zaman acziyet dediğimiz şey sana arız olmayacak, sana dahil olmayacaktı. Burada acziyetin girememesinin altında yatan iki sebep. Bir, kudreti ezeliye Cenab-ı Hakk'ın zatının özelliğidir. İki, o kudret kudreti ezeliyedir. Yani arızı değildir, sonradan değildir. Artı ezeliyedir. Yani bir başı var bir de sonu var şeklinde değildir. Sonsuz bir kudretten bahsediyoruz. Sonsuz aydınlığın içerisinde sonsuz karanlık olmaz. Ondan dolayı demişler ki cemmi zıddeyn muhaldir. İki zıt bir araya mümkün değil gelemez. Kalpte bir insana karşı şiddetli muhabbet var. Şiddetli muhabbet varsa şiddetli düşmanlık olmaz. Şiddetli düşmanlık olmaz. Yani o şiddetli muhabbet olduğu müddetçe oraya şiddetli düşmanlık giremez. Giremez. Ancak şiddetli düşmanlığı muhabbeti devre dışı bırakacaksın ki oraya şiddetli düşmanlık girsin. Ancak öyle olabilir. Yani onu devre dışı bırakman lazım. Devre dışı bırakmadığın müddetçe oraya düşmanlık ne yapmaz? Girmez. Girmez. Ondan dolayı ne dedi? Madem zata arız olamaz, yani zata acziyet giremez, kudrete biz zarure, yani zatın kendisi aciz olmaz ise kudret, o zatın sıfatı olan kudrette acziyet hiç olmaz. Niye?
Çünkü onun zatının lazime-i naşiye-i zaruriyesiydi. En başta bunu ifade etmiştik değil mi? Biz zarure ne dedi? Zaruriye-i zatiye, evet pardon şurada, zat-ı akdese lazime-i zaruriye-i naşiyedir yani. Madem zat-ı arız olamaz, kudrete biz zarure tahallül edemez. Kudretin içerisine hiç giremez. Çünkü ne? O kudret ezelidir. Madem ki tahallül edemez, kudretin içerisine giremiyorsa, öyleyse kudrette meratip biz zarure asla ve asla o kudrette mertebeler olmaz. Mertebeler olmaz. Mertebeler olmayınca kudret sonsuz demektir. Sonsuz kudrete karşı bir çiçek, bir bahar, bir cennet halk edilmesi birbirine müsavi eşittir. Bir atomu çevirmekle, bir güneşi çevirmek, geceyi gündüze çevirmek, yazı kışa çevirmek veya Samanyolu galaksisini bütün yıldızları gezegenleriyle çevirmek, dünyayı çevirmek ne yapmaz? Ona hiçbir şekilde ağır gelmez. Zira meratibin vücudu, mertebelerin olması demek, olması demek ezdadın tedahülüyledir. Yani zıtların birbiri içerisine girmesiyle mertebeler oluşur. Mesela diyelim şu anda bulunduğumuz salondaki sıcaklık 24 derece. 24 derece. Bu sıcaklık buranın zati özelliği mi? Değil. Peki bu sıcaklık aynı zamanda bir seviyede mi? Evet, 24 derecede. Bakın sonsuz demiyoruz. 24 derece. Peki zati olmayan, bir de belli bir sınırda olan, belli bir mertebede olan bu sıcaklığı ben soğuğu dahil etmekle içine 18 dereceye düşürebilir miyim? Düşürürüm. Klimayı çalıştırırım. 18 dereceye ayarlarım klimayı. Soğuk üfler, 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 üfler. En sonunda salonun sıcaklığı ne olur? 18 dereceye. Eksi 2 dereceye indirebilir miyim? İndirebilirim. 40 dereceye çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Ha, bir şeyin zıddı bir şeye dahil oldu mu artık onda mertebeler başlar. İşte bize acziyet dahil oluyor mu? Dahil oluyor. Ondan dolayı bizim gücümüzde, kuvvetimizde, kudretimizde neler başlar? Mertebeler başlar. Çocukken farklı, gençken farklı, olgunken farklı, yaşlıyken daha farklıdır. Bakın her bir insanda da farklı farklıdır. Hastalıklar arız olduğu zaman daha farklıdır. Bakın durmadan ne oluyor? Mertebeler öyle oluyor ki kendini oturduğun yerden kaldıramıyorsun. Beli eğik geziyor. Belini kaldırmaktan aciz. Kolu yana düşmüş, hiç hareket ettiremiyor. Adına felç diyoruz. Gücü, kuvveti, kudreti ona yetmiyor. Hastalık arız olmuş. Hastalık gücünü, kuvvetini, kudretini kolunda kullanmaya müsaade etmiyor. O noktada aciz. Bakın ne oldu? Acziyet girmiş oldu. Acziyet girdiği noktada insanın veya herhangi bir varlıkta gücünde, kuvvetinde, kudretinde neler başlar? Mertebeler başlar. Mesela hararette meratip, burudetin tahallülüyle. Sıcaklıkta mertebeler kaç derece? 15 derece. Kaç derece? 17 derece. Kaç derece? 13 derece. Havanın sıcaklığı durmadan değişiyor. Niye? Soğuk sıcak birbirine geçip girip çıkıyor yani. Hararette meratip, burudetin yani soğukluğun tahallülüyle onun içerisine girmesiyle hüsündeki derecat, güzellikteki dereceler kubuhun yani çirkinliğin onun içerisine dahil olmasıyladır. Ve hellü mecerra. Artık diğer şeyleri buna ne yap? Kıyas edebilirsin. Mümkünatta hakiki lüzum zati tabi olmadığından kainatta ezdat birbirine girebilmiş. Şimdi bu alemde, şu alemde bakın Cenab-ı Hak ne yapmış? Zıtları birbirine karıştırmış. Çünkü mümkünatta hakiki lüzum zati tabi yoktur. Yani zati özellik diyelim, bir şeyin güzelliği onun zatındandır. Artık mümkün değil ona çirkinlik arız olmaz. İşte öyle değil.
zati, güzellik zati olmadığı için, bizim yani zatımızın bir özelliği olmadığı için, aynı zamanda sonradan olduğu için, aynı zamanda o güzellikte nihayetsizlik de olmadığı için, o güzelliğe durmadan ne girer? Kubuh dediğimiz, yani çirkinlikler girer. Gençliğinde ayrı bir mertebededir. Çocukluğunda ayrı, ihtiyarlığında Üstad Hazretleri'nin tabiriyle uyuşmuş kış çiçeğine dönersin diyor. Uyuşmuş kış çiçeğine dönersin ihtiyarlığında. Bak ne oldu? Değişti, değişti. Ondan dolayı Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, mesela hararetteki meratip brudetin tedahülüyle, soğukluğun girmesiyle, hüsündeki derecat kubhun tedahülüyle ve hakeza. Fakat mümkünatta hakiki ve tabii lüzum zati olmadığından mümkünatta zıtlar birbirine girebilmişler. Mertebeler tevellül ederek ihtilafat ile tagayyürat-ı alem neşet etmiştir. Alemin durmadan değişmesinin altına yatan sırlar bu. Cenab-ı Hak bu alemi durmadan kalbediyor, değiştiriyor. Değiştirme zıtların iç içe olmasından kaynaklanıyor. Mesela cennette her şey sabittir. Niye? Zıtlar birbirinden ayrılıyor onda. Zıtlar. Mesela cennette hep muhabbet var. Cehennemde hep düşmanlık var. Cehennemde muhabbet yok. Hatta haşir meydanında, yani Müslümanlar, inananlar bir tarafa çekilir. İnanmayan, işte cehennemlikler bir tarafa çekilir. Cehennemin tarafına. Cehennemin tarafına o çekilen insanlar dünyada birbirlerine ne kadar dost olursa olsunlar, orada birbirlerinin neyidirler? Düşmanıdırlar. Ayet-i Kerime bu şekilde ifade. Neden? Çünkü muhabbet duygusu çekilip alınıyor. Artık daha sevmek diye bir şeyleri kalmıyor. Ama cennetliklerde hep sevmek var. Düşmanlık yok. Orada da zıtlar birbirinden ne yapılmış oluyor? Ayrılmış oluyor. Tabiri diğerle bu alemin yağı ayranı birbirinden ayrılıyor. Madem ki kudreti ezeliyede meratip olmaz, öyleyse makturat dahi biz zarure kudrete nispeti bir olur. Yani yaratılan mevcudat ve mahlukatın kudrete nispeti biri diğerine eşittir. En büyük en küçüğe müsavi eşit ve zerreler yıldızlara emsal olur. Bütün haşr-i beşer, insanlığın yeniden diriltilmesi, bir tek nefsin ihyası gibi, bir baharın icadı, bir tek çiçeğin sun'u yaratılması gibi o kudrete kolay gelir. Eğer esbaba isnat edilse o vakit bir tek çiçek bir bahar kadar ne yapar? Ağır olur. Burada da ne dedi? Mümkünatta hakiki lüzum zati tabi olmadığından kainatta ezdat zıtlar birbirine girmiş, meratip tevellüd edip mertebeler oluşmuş, ihtilafat ile yani farklı haller ile tagayyürat neşat etmiştir. Değişimler dediğimiz şeyler, dönüşümler dediğimiz şeyler, yeniden yeniye bir şeyden bir şeye kalp olmalar dediğimiz şeyler vücuda gelmiştir. Madem ki kudrette meratip olamaz, kudrette mertebeler yoktur, makturat dahi, yani takdir edilen, yaratılan bu mahlukat dahi biz zarure kudrete nispeti bir olur. Kudrete nispeti biri diğerine küçük büyük az çok, cüzkül, cüz-i külli birbirine eşittir. En büyük en küçüğe müsavi, zerreler yıldızlara emsal olur. Neyin nazarında? Kudretin nazarında. Neden böyleydi? Kudreti ezeliyeydi. Kudreti ezeliye zatiyeydi. Kudreti ezeliye arizi değildi. Zatının lazime-i, zaruriye-i naşiyesiydi. Evet kıymetli kardeşlerim, bu dersimizi burada noktaladık. İnşallah bundan sonraki dersimizde de eşyanın melekütiyetine kudretin tahallukunu konuşacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Selamat.